Bir önceki kız arkadaşınla Hande Yener'le ayrılığınıza sebep olarak e, seni Sinan Akçıl'la aldattığı e, iddia edilmişti. manşetleri bu e, yansıdı. Ancak daha sonra aslında senin bir sunucuyla flört ettiğin ve Hande Yener'in de Kadir beni ayakta uyutmuş dediği de magazin basınında manşetlere yansıdı. Dolayısıyla her şey geçmişte kaldı ama madem kavramsal olarak aldatmaktan ve bunun insana özgü bir şey olduğundan konuşuyorsak eğer soru gelsin. Sen hiçbir kadını aldattın mı? Bahsettiğiniz kişiyi aldatmadım. Ama evet maalesef çünkü bizim coğrafyada ee, erkek o kadar rahat, o kadar farklı duygularla ve o kadar itilerek büyütülüyor ki bazı duygulara. Çünkü mesela ben çocukluğumda annemle babam tartıştığı zaman, hiddetli de bir tartışma, e, hiçbir şekilde her şey önümüzde yaşanırdı. Hiçbir şekilde Hı. bizden saklanılmazdı. Kapı çarpılırdı, bağırılırdı hafif iteklemeler olurdu. Sonra uyunurdu, sabah bir kalkardık o Öyle bir manzara yaşanmış. Ertesi sabah kalktığımızda birbirlerine canım cicim diyen bir çift. Hop hı. çocuk bu mıknatıs gibi. Sevginin içerisine hiddeti yerleştiriyor. Babam çapkın bir adamdı. Hı hı. Ee, arada bir flört eder, arada bir annem kaçamaklarını yakalar. Ama ayrılmazdı. Yine çocuk mıknatıs gibi. Sevginin içerisinde biraz da çapkınlık var. Hı hı. Hissiyatıyla bu bilince gelene kadar... Maalesef hiç övündüğüm taraflarım değil. Evet kız arkadaşımı aldattım. Ama o zaman da kendimi aldattım. Kız arkadaşımı aldatmadım. Çünkü yanlış biliyordum. Doğru olduğunu yaptığımı düşündüğüm tarafımı bugün aldatmışım ki farkına varmamı sağladı. Çünkü biz bu coğrafyada ataerkillik çok değerli bir kavram. Ama ataerkilliğin getirdiği o... E Hoyratlık mı? Koyratlık <laughs> da şımartılarak büyütülüyoruz. Bunun sonu gelmeli artık. Evet ataerkillik sonuna kadar savunduğum bir şeydir ama o ataerkilliği, atalığı, erkekliği erliği veren kadındır. Kadın kıtalar arası yürürken dur demiş. Erkeği durduran da kadın. Ayakları yere basan kadın. Dur hamileyim. Etrafı çevir. Biz bugün mühendisler, mimarlar koca koca binalar yapıyoruz. O kadın durdurmasa bizi, burayı çevir ben doğuracağım demese ev yapmak aklına gelmiyor belki.